İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'daki deprem Malatya'da da hissedildi. Murat Kaya'nın öldürüldüğüne tanık olan köylüler tehdit ediliyor. Artsakh Cumhuriyeti'ni Ocak-Kasım aylarında 41 binden fazla yabancı turist ziyaret etti. Son iki haftada yaklaşık 240 bin Suriyeli yerleşim yerlerini terk etti. Suriye ordusu Hama Havaalanı'na saldırıyı geri püskürttü. Ararat Dağı neredeyse tamamen beyaz kar tabakasıyla kaplandı. Alınan bilgiye göre merkez üssü Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem Malatya'nın Doğanyolu ilçesinde de hissedildi. Depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği Doğanyolu'da ilk tespitlere göre bazı evlerde çatlaklar oluştu, bazı kerpiç evlerden de topraklar döküldü. İlçede panik yaşanması nedeniyle okullar bugün tedbir amaçlı olarak tatil edilip öğrenciler evlerine gönderildi. Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar Muşiyan köyüne 6 Aralık'ta yapılan ve Murat Kaya ile kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişinin yaşamını yitirdiği asker baskınının üzerinden 21 gün geçti. Olay sonrası günlerce köyü ablukaya alarak giriş çıkışları engelleyen Tutak Jandarma Karakolu, şimdi de 3 çocuk babası Murat Kaya'nın öldürüldüğü ana tanıklık eden köylüleri tehdit ediyor. Köylülerin bazen köye gelen askerlerce bazen de karakola çağrılarak tehdit edildiğini dile getiren Kaya'nın ağabeyi Mazher Yalçın, kardeşinin öldürülme anına ait kamera kayıtlarının olduğunu söyledi. Yalçın, benim kardeşim sivil, 3 çocuk babasıydı. Evine 40 metre uzaklıkta askerler tarafından öldürüldü. Kardeşim evinden terlik ile çıkmıştı ama yüzlerce kurşun sıkıldı, üzerine bomba atıldı, dedi. Yalçın, olayın incelenmesini ve kardeşimin hesabının sorulmasını istiyorum. Biz aile olarak tek başımıza kalsak bile mücadele etmeye devam edeceğiz, diye konuştu. Olay günü Kaya'nın eşiyle birlikte gözaltına alınan ve işkenceye maruz kalan 8 köylüden ikisi tutuklanmıştı. Artsakh Cumhuriyeti'ni 2019 yılının Ocak-Kasım aylarında 41.285 yabancı turist ziyaret etti. Artsakh Press muhabirinin belirttiğine göre bu durum, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Grigori Mardrosyan tarafından yıl sonu basın toplantısında açıklandı ve bir önceki yılın aynı zaman dilimine göre %47 artış kaydedildiğini ekledi. Ona göre büyüme esas olarak bu yıl içerisinde Artsakh'ta düzenlenen spor ve kültürel etkinliklerin organizasyonu ile bağlantılıdır. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Grigori Mardrosyan, 2019 yılında otel tesislerinin sayısının 28'den 91'e çıktığını da kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif, 30 Aralık'ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'ya göre, Lavrov ve Zarif görüşmesinin gündeminde İran'ın nükleer programı ve Basra Körfezi'ndeki durum yer alıyor. Zakharova, Zarif ziyareti sırasında ayrıca Suriye'deki durumun da ele alınacağını sözlerine ekledi. Gerici terörist gruplar Hama şehri havaalanına insansız hava araçlarıyla saldırdı, ancak Suriye hava savunma sistemleri saldırıyı geri püskürtmeyi başardı. RIA Novosti Ajansı'nın yerel Şam FM radyo istasyonuna atıfta bulunarak verdiği haberde, Suriye hükümet ordusunun uçak savar füze sistemleri teröristlerin saldırısını geri püskürttü ifadesi yer aldı. Gerici militanların sık sık gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye ordusu tarafından İdlib'de başlamış olan yeni bir terörle mücadele operasyonuyla ilişkilendirilmektedir. Askeri harekatların ilk saatlerindeki sonuçlarına göre hükümet güçleri özellikle Üm Celal'in kurtarılması olmak üzere önemli başarılar elde etti. Ermeni platosunun en yüksek dağı olan Ararat neredeyse tamamen güzel bir beyaz kar örtüsüne büründü. 27 Aralık'ta kar yağışı sonrasında öğle saatlerde güneş açtı ve aniden harika bir manzara ortaya çıktı. Ararat Dağı'nın zirvesinde toplanan bulutlar dağ zirvesinin şekline benzedi. 2000 metreden zirveye kadar Ararat Dağı karla kaplandı. Manzarayı kaydeden Türk medyası onu gelin duva olarak nitelendi. Rusya medyasına çıkan haberlere göre Artur Danielyan, Rusya Federasyonu Buz Pateni Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Şampiyonanın katılımcıları arasında yer alan 16 yaşındaki Ermeni sporcunun serbest stilde en yüksek puanı aldığı belirtiliyor. Danielyan performansı için 177.70 puan aldı. Danielyan'ın performansı hakkında ünlü koç Tatyana Tarasova tarafından "Bravo diyebiliriz" şeklinde yorumlandı. Danielyan gazetecilere verdiği demeçte şimdi Dünya Kupası'na hazırlanacağını belirtti. Batı Ermenistan genç Ermeni sporcuyu tebrik ediyor ve ona daha fazla zaferler diliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı folk topluluğu tarafından seslendirilen Bahçur Buka adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.